Efendim günaydın. Bakış programına hoş geldiniz. Bugün sizlere Denizli'den canlı yayından sesleniyoruz. Bugüne kadar yaptığımız programlardan biraz farklı bir program formatıyla karşınızdayız. Kalabalık bir topluluk içindeyiz ve canlı yayında kalabalık bir topluluktan yapıyoruz. Efendim önce niye buradayız? Kısaca bir iki cümle özetleyeyim. Denizli'deyiz. Denizli'nin sanayisini, ekonomisini, ihracatını ve ihracattaki son gelişmelerini konuşacağız. Kimlerle konuşacağız? Buranın tüm üst düzey yetkilileriyle diyeyim kısaca. Hepsinin ismini saymaya çalışırsam muhtemelen programın yarısına gelmiş oluruz. Aynı zamanda Finansal Kurumlar Birliği, faktöringçilerle birlikteyiz burada. Finansal Kurumlar Birliği çatısı altında. Finansmancıların, banka dışı finansman şirketlerinin, finans şirketlerinin Denizli'ye verdiği desteği burada konuşup tartışacağız. Her zaman olduğu gibi canlı yayınımıza katılabilirsiniz. Twitter ve mail üzerinden bakış@habertürk.com bize ulaşacağınız elektronik posta adresi ve hem Habertürk'ün Twitter adresi üzerinden hem de Noyan Doğan Twitter adresi üzerinden varsa sorularınız ve yorumlarınız katılın aktif olarak ki şu anki yayınımızda zaten interaktif bir yayın formatında olacak. Çok fazla lafı uzatmadan gelenektir, adettendir. Hem bize bir ile gelişimizden dolayı hoş geldin duymak istediğimiz için hem de aynı zamanda ilin genel yapısını bize anlatması açısından Büyükşehir Belediye Başkanımıza ilk sözü vereceğim. Sayın Zolan'a. Efendim arkadaşlar mikrofonu da verirsek Sayın Zolan'a ne bekliyorsunuz bu toplantıdan? Öyle başlayayım ben size. Bize bir önce hoş geldiniz. Evet, evet ben size önce hoş geldiniz diyeyim. Gerçekten bu COBİ'ler sınırları aşıyor programının Denizli'den başlatılmış olmasından dolayı da sizlere çok teşekkür ediyorum. Emek veren, katkı sağlayan, başta yayıncı kuruluşumuz Habertürk olmak üzere tüm katılımcı olan ekonomik kuruluşlarımıza. Tabii Denizli kendi özeline baktığımız zaman gerçekten Allah'ımızın lütfu olan çok imkanların olduğu yer. Sanayisi, işte tekstil lokomotifi başta olmak üzere makine sanayisi, kablo sanayisi, doğal taşlarla ilgili ihracat ağırlıklı bir şehir Denizli. Tabii bu sanayinin gölgesinde kalan ayrı güzelliklerimiz de var. Başta tarım. Denizli'nin deniz seviyesinden yüksekliği 150 ile 2500 arasında değiştiği için tropikal meyveler dışında denizde her türlü tarımsal ürünlerin yetiştiği bir şehir. Ve birçok üründe Türkiye'de bir olan, ilk üçte olan şehir. Sadece sanayisiyle değil, aynı zamanda tarımıyla. Tabii ki Denizli turizm kenti. İşte, lokomotifliğini Pamukkale'mizin yaptığı, aynı zamanda antik kentlerimizin olduğu, el sanatlarıyla, mağaralarımızla, doğal güzelliklerimizle Denizli'miz yılda 2 milyon turisti ağırlayan bir şehrimiz. Türkiye'de 5. sırada olan bir il. Tabii Denizli'mizin en büyük lokomotifi tekstil sektörü ve sanayi noktasında. Bugün geldiğimiz nokta ihracat noktasında da gerçekten başa çeken sektörümüz. Ama biz çeşitlilik olsun noktasında hem oda başkanlarımızla hem de yerel yönetimler olarak diğer sektörlerimizin de sayılarının artmasını ve destekleme noktasında öne çıkması konusunda da gayretlerimiz var. Tabii Denizli'nin kadim bir şehir. Denizli köklerini bu ahilik kültüründen alır. Belki ahilik konusunda Denizli çok fazla öne çıkmamıştır ama o ahilik kültürünün temelinin atıldığı yerlerden birisidir Denizli. Denizli'nin bu bahsettiğim birçok güzelliklerin, zenginliklerin yanında bu ahilik kültürüyle de donanmış, üretmeyi seven, çalışmayı seven, dürüst, ahlaklı insanların olduğu. Bizim aslında en büyük sermayemiz beşeri sermaye dediğimiz insan. Onun için bu konuda biz kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Hangi sektörde olursa olsun Denizli'deki insanlarımız kendi gayretleriyle bugüne kadar kendi yağıyla kavrularak o kobilerin oluşturarak gerçekten hem Türk
ekonomisine hem de dünya ekonomisine çok büyük katkılar sağlamıştır. Tabii zaman zaman yürüyüşte dünyadaki olaylardan dolayı Denizli'miz belki ilk başta etkilenen şehirler arasına girmiş. Ama bu da aslında Denizli'nin artısıdır. İhracat şehri, üreten şehir olması sebebiyle. Onun için biz de bu sanayicilerimizi, bu insanlarımızı, bu üreten fabrikalarda çalışan sanat gibi böyle tekstili dantel dantel işleyen kardeşlerimizi güzel bir yaşanabilir bir şehir yaratma adına yerel yönetimler olarak da parklarımızda, yeşil alanlarımızda, sosyal alanlarımızda, yollarımızda gayret gösteriyoruz. Çok şükür Denizli'miz bugün 1 milyon nüfusuyla çalışan ve gayretli insanlarıyla Denizli'miz Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam edecek. Ben bu programın burada yapılmasından dolayı tekrar sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Bizi ağırladığınız için teşekkür ediyoruz Sayın Tabii Başkanım. Ki Denizli'miz daha da ileriye gitmesini arzu ediyoruz. Daha çok çeşitlenmesini, Ar-Ge anlamında efendim kilogram ihracat fiyatları anlamında birçok noktada bunu da tabii bu programlar katkı sağlayacak. Hepsini konuşacağız. Finans kuruluşlarının da çok çok önemli. Artık kendi yağımızdan ziyade desteklerle de bu işi ayağa kaldırmamız Peki. gerektiğini, artırarak sürdürmemiz gerektiğini istiyorum. Ben tekrar Sayın Doğan hoş geldiniz diyorum sizlere. Kolaylar diliyorum. Başarılı bir program olacaktır. Mutlu Başkanım oldum. Bir ricam var. Adaşınıza mikrofonu verir misiniz? Osman Bey'e, Tabii. Finansal Kurumlar Birliği Başkanı'na. Lütfen. Sayın Başkanım, buyurun. Teşekkür ederim. Şimdi Osman Bey. Teşekkür ederim. Biz hoş geldik. Biz de evet. birlikte geldik Osman Bey'le. Niye Denizli'deyiz? Yani Finansal Kurumlar Birliği olarak niye buradayız? Ve burada ne yapacağız? Bu toplantının amacı nedir? Bir iki cümle sizden alalım. Çünkü... Buradan başladınız. Denizli startı evet. Denizli'den verdiniz. Evet. Neyin startını verdiniz? Buyurun. Evet, teşekkür ederim. Ben de başta Sayın Başkanlarım olmak üzere burada bulunan ve bizleri izleyen herkesi saygıyla selamlıyorum. Birliğim ve şahsım adına. Neden Denizli'deyiz? Sayın Başkanım Denizli'yi o kadar güzel anlattı ki neden burada olduğumuzun tercümesine çok fazla gerek kalmadı sanıyorum. Bu arada da izlemiş olduğumuz tanıtım filminde de Denizli'nin bizler için toplam ticaretimizdeki ayrı bir anlamının olduğunu da göz önüne alırsak Denizli'de bulunmamızın bir ayrıcalığı olduğunu ifade etmek anlamına gelir. Bizler Finansal Kurumlar Birliği olarak kimiz onu bir kısaca bahsetmek isterim sizlere. Ülkemiz ekonomisinin derinleşmesi, güçlenmesi ve çeşitlenmesi adına aktif bir faaliyet vizyonu üstlenmiş olan Finansal Kurumlar Birliği, ekonomi yönetimimizin geçmiş yıllarda yapmış olduğu önemli yapısal reformlardan bir tanesi olan 6361 sayılı kanunun ilgili maddesiyle hepimizin işletmelerinde, bilançolarında alternatif bir finansman ürünü olarak kullandığı, yakından tanıdığı finansal kiralama, faktöring ve finansman şirketlerinin bir çatı altında toplandığı bir birliğiz. Bu birlik bugün için 66 faktöring sektörü, 28 finansal kiralama sektörü, 12 de finansman sektörü olmak üzere toplam 106 şirketten müteşekkil. Bu 106 şirket yaklaşık 7200 çalışanıyla 100 milyar TL'ye yakın bir aktif büyüklüğüne ulaşmış, 156 milyar TL'yi geçen bir işlem hacmine sahip. Bu da milli gelir içerisindeki payımızın %8.1'i, kullandırılan kredideki payında 5.1 karşılığına gelmekte. Bizler reel ekonomiyi daha yakından takip edip onları desteklemek adına çabalarımızı ön planda tutarken her bir şirketimizin, her bir sektörümüzü temsil eden şirketlerimizin önemli paydaşı, belki en önemli paydaşları KOBİ'lerimizdir. Ülkemiz ekonomisinin %98'ini, ihracatın iyi bir bölümünü, istihdamında %78'ini temsil eden KOBİ'lerimizdir. Bizler bugün yaklaşık 750 bini geçkin KOBİ ile işbirliği içerisindeyiz her üç sektör. Dolayısıyla finansal kiralama sektörü orta ve uzun vadede yatırımı, faktöring sektörü ihracatı önceliğe vermek kaydıyla alacağı
Finansman sektörlerimiz ise üretimi finanse eder durumda. Bilançoların aktif kalemlerinde de yer alıp kendimizi reel sektörün destekleyicisi durumda tanıtmaktayız. Niye buradayızın bir ayrı tarafı da kendimizi küçük ve orta ölçekli işletmeleri, KOBİ'leri desteklerken KOBİ stratejisi eylem planı içerisinde Finansal Kurumlar Birliği'nin üyeleri olarak bir görev aldık. Bu görevde yanımızda başta Bilim ve Sanayi Teknoloji Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Türkiye Exim Bank, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve KOSGEB olmak üzere üniversiteler, yerel yönetimler, sanayi odaları ve İhracatçılar Birliği'ni de yanımıza alarak bugün KOBİ'ler sınırları aşıyor. KOBİ'leri dünyaya tanıtıyoruz, dünyayı açıyoruz sloganıyla yola çıktık. Bizler Finansal Kurumlar Birliği olarak ilk 2013 yılında yola çıktığımızda kendimizi şöyle tanımladık. Gelişen Türkiye ekonomisinde birlikten doğan kuvvet dedik. Gerçekten bu sözümüzde de haklı olduk. Her geçen gün giderek artarak büyüyen bir aktifimiz, işlem hacmimiz var. Peki Osman Bey, son bir iki cümleyi de alayım. Peki ben bu şeyin içerisinde temel amacımızın KOBİ'lerimizin rekabet gücünün artırılması, küresel ticarette entegrasyonunun sağlanması ve uluslararası rekabette daha etkin olmaları amacıyla KOBİ'lerimizin yanında olmaya, bu Denizli'den ihracatın ve sanayinin Türkiye'de her zaman konuşulduğu güçlü, keyifli Denizli'den olmakta, Denizli'de olmaktan mutluluğumu tekrar ifade ediyor. Buradaki tüm arkadaşlarımıza da panelimizin ekonomimiz ve Denizli için güzel sonuçlar getirmesini diliyorum. Konuşacağız. Sizden de bir istirham var. Müjdat ve Müjdat abi. Buyurun Sayın Başkanım. Evet abi. Duayen sanayicimiz Müjdat abi diyebilirim değil mi? Canlı yayında ben diyebilirim herhalde. Tabii. O kadar vardır hatırımızda. Tabii. Faktörünçiler burada, Exim Bank burada. Siz de bunu yıllardır Exim Bank'ı da Faktörünki de bizlerden herhalde buradaki çoğu kişiden de daha iyi bakıyorum. Evet, daha iyi biliyorsunuzdur. Soru sormayayım. Sizden dinleyeyim. Şimdi her şeyden önce hoş geldiniz. Böyle bir yayının Denizli'den olması, Denizli Sanayi Odası olarak beni de mutlu etti. Şimdi Türkiye'de 24 Ocak kararlarıyla sanayimizin başladığını hepimiz biliyoruz. O tarihlerde üretmekti en önemli işimiz. Daha sonra satmayı düşündük. Ama son zamanlarda da en önemli olayımız, sattığımız malın parasını da alabilmek bizim en önemli sorunlarımız haline geldi. Denizli gerçekten Türkiye'nin en önemli ihracat potansiyeli olan bir il. Türkiye'nin 8. ihracat kenti. 2 milyar 800 milyar milyon dolar bu sene, geçen seneden 200 milyon dolar eksiğiyle ihracat yaptık. Dolayısıyla Denizli bütün işini ihracata bağlayan bir kent. Bugün Denizli Sanayi Odası'na bağlı 1300 şirketimizin 645'i yani bizzat ihracat yapıyor. Dolayısıyla bu Türkiye'nin esasında örnek alınması gereken önemli bir tasarruftur, önemli bir işlevidir. Dolayısıyla bugün Denizli'de gerçekten Türkiye'de herkes ihracatla uğraşırken Denizli hayatını ihracata bağlamış bir kent. Dolayısıyla ihracatın sorunlarını, satmanın sorunlarını, sattığı malın parasını almakla ilgili en önemli problemlerini yaşayan bir kent. Dolayısıyla bugün Türkiye'de bir sürü finansal enstrüman var. Bir sürü finansal imkanlarla insanlar malını satmaya çalışıyor. Biz gerçekten ifade ettiğiniz gibi bu faktöringi Zafer Ataman'la, Çağatay Bey'le beraber seneler önce İktisat Bankası'nda birlikte başladık. Ve ben bu faktöring kurumunun aşağı yukarı temel yapılarından birinin altında imzam olan bir insanım. Bunun da gurur duyuyorum. Çünkü faktöringi hem böyle teori olarak kullanan ve Türkiye'de ilk defa en yoğun kullanan şirketin de içinde olmakla mutlu oluyorum. Çünkü bugün faktöring olmasaydı eğer, faktöringin biraz sonra herkesin teorisini anlatacağı ve bunun pratiğe dönüştüreceği şekliyle, panelistlerin bizlere anlatacağı şekliyle eğer faktöring olmasaydı, bugün biz Denizli'de bu ihracatımızın temelinde İtalya'ya satışlarımız, İngiltere'ye satışlarımız, hatta Amerika'ya satışlarımızın bu kadar noktaya gelmesini asla sağlayamazdık. Çünkü faktöring her şeyden önce sanayinin
ürününü satmasının en önemli bir vasıtasıdır. Dolayısıyla bugün hiç tanımadığınız bir İtalyana, çünkü biliyorsunuz İtalyanlar hiçbir zaman sözünde olmadığı şekilde ödemelerini yaparlar. Daima geciktirirler. Ama bu karşımızda oturan faktoring sorumlusu arkadaşlarımızın marifetiyle, onların kurdukları kurum ve karşılarındaki faktörler sayesinde bizler gerçekten güvenle malımızı yabancı ülkelere satmış ve yabancı ülkelerden vadesinde paramızı alabilmiş. Hatta alamadığımız tarihlerde bile kendilerinden paramızı tahsil etmiş durumdayız. Ve bütün bunun dışında yine kendi imkanlarıyla piyasa şartlarının da altında bizim kendilerine verdiğimiz ihracat evraklarıyla bizi finans yönünden desteklediklerini her zaman gururla söylüyorum. Dolayısıyla ben son cümle olarak finansal kurum birliğinin bunun farkındalığını hissetmesiyle birlikte bir bankalar birliği gibi böyle bir kuruluş altında toplanarak, böyle bir kuruluş altında ülkemize faktöringin daha bilinçli tanıtılmasını sağlamasını kutluyorum, tebrik ediyorum. Yolların açık olmasını diliyorum. Ülkenin de bu konuda faktöringi biraz daha iyi tanıması için bu programın başarılı olmasını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Saygılarımla. Evet efendim, gelelim yanımdan başlayalım. Exim Bank Genel Müdür Yardımcısı Necati Bey, yeni Necati, yeni Aras. Denizli'nin Exim Bank, bir iki cümle Exim Bank anlatırsınız. Artık bundan sonra süreyi çok feasible kullanmamız gerekiyor. Bir iki cümle Denizli'ye Exim Bank olarak verdiğiniz desteği ve son gelişmeyi de bir toparlarsanız seviniriz. Teşekkür ederim Noyan Bey. Ben de Sayın Belediye Başkanımızı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlarımızı ve tüm katılımcıları şahsım ve Türk Exim Bank adına saygıyla selamlıyorum. Genel olarak bankamızın amacı ve misyonundan birkaç cümleyle bahsedersek, bilindiği gibi yurt dışına gerçekleştirilen ticari faaliyetler yurt içi faaliyetlere göre daha risk içermektedir. En temel anlamda Türk Exim Bank ihracatçıların karşılaşacağı riskleri asgari seviyeye indirmek, firmalarımızın ihtiyaç duydukları finansman ihtiyacını en uygun maliyetle onlara sunmak amacındadır. Yapılan çalışmalar özellikle finansal dalgalanma döneminde dış ticaretin finansmanı ile ilgili imkanların daha çok daraldığını, firmaların finansmana ulaşmada daha sıkıntılar yaşadığını ortaya koymaktadır. İşte Türk Exim Bank özellikle ihracatçı firmalarımızın ihtiyaç duyduğu anlarda, piyasada kredilerin daraldığı bir dönemde ihracatçılarımıza, firmalarımıza en uygun finansman desteğini sağlamak, onlara likidite sağlamak, diğer taraftan sigorta garanti programları ile ihracatçılarımızın uluslararası piyasalarda daha güvenli bir ortamda iş yapabilmelerine imkan sağlamak şeklinde bir destek sunmaktadır. Bu aynı zamanda ihracatın sürdürülebilirliğine de bir desteği ifade etmektedir. Genel olarak bankanın amacını bu şekilde bahsettikten sonra biz ihracatçılarımızın üretim sürecinde gerek sevk öncesi gerekse sevk sonrası finansal ihtiyaçlarını en uygun maliyetle karşılamaya çalışıyoruz. Özellikle son yıllarda Merkez Bankamızın finansal sistemi, özellikle Exim Bank'a tanıdığı limit çerçevesinde Merkez Bankası kaynaklı reskont kredilerini çok uygun piyasa koşullarıyla ihracatçılarımızın hizmetine sunmaktayız. 2000 geçen yılı bankamız başarılı bir şekilde ihracata desteğini başarılı bir şekilde tamamladı. Geçen yıl ihracatçılarımıza nakdi kredi ve sigorta olarak toplam 30 milyar dolar tutarında bir destek sağladık. Bu Türkiye ihracatının yaklaşık %21'ine tekabül etmektedir. Bu oranda bize gösteriyor ki Exim Bank Türkiye ihracatının yaklaşık 5'te 1'ini tek başına destek sağlamaktadır. Diğer taraftan 2015 yılında tüm bankacılık sisteminin ihracat sektörüne açtığı kredilerin 115 milyar TL olduğunu dikkate aldığımızda Exim Bank toplam bütün açılan kredilerin %36'sını tek başına ihracat sektörüne sağlamış bulunmaktadır.
Bu genel değerlendirmeyle birlikte Denizli ilimize geldiğimiz zaman rakamlarla da görüyoruz ki Denizli ilimiz Exim Bank desteklerinden en fazla yararlanan il olarak ön plana çıkmaktadır. 2015 yılında Denizli ilinde ihracatçılara kullandığımız kredilerin sektörel dağılımına baktığımızda %43 oranıyla tekstil sektörünün ilk sırada yer aldığını, tekstil sektörünü %25 ile elektrikli cihazlar, elektronik sektörü izlediğini ve Denizli'de ihracatı oluşturan tüm sektörlerin Exim Bank kredilerinden pay aldığını görüyoruz. Sayın Başkanımız, şüphesiz ki benden daha iyi biliyor Müjdat Başkanımız, bendeki TÜİK rakamlarında Denizli'mizin ihracatının 2015 yılında 2.3 milyar dolar olarak biz biliyoruz. Başkanımız 2.8 milyar dolar dedi. Çevrelilerle muhakkak o şekildedir. Bu Denizli'nin bu yüksek ihracat potansiyelinin biz Exim Bank olarak 2015 yılında 519 milyon dolar buna finansal destek sağladık. Bu oranda bize gösteriyor ki bu haliyle Denizli Türk Exim Bank'ın ihracatçıya en çok ulaştığı illerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Sizi en çok kullanan İllerde, galiba. Evet Noyan Bey. Bir virgül koyalım, Zafer Bey'e geçelim. Varsa son cümlenizi. Son cümlemi de bitiriyorum. Teşekkür ederim Noyan Bey. Diğer taraftan sigorta garanti olarak da Denizli'de yapılan ihracatın biz geçen yıl 486 milyon dolarını ihracat sigorta kapsamına aldık. Dolayısıyla nakdi kredi ve sigortayı toplam destek olarak ifade ettiğimiz zaman biz geçen yıl Denizli'de yapılan ihracatın %43'üne Türk Exim Bank olarak destek sağlamış bulunuyoruz. Bu da yaklaşık 1 milyar doların üzerinde bir finansal destek sağlamış noktasındayız. Teşekkür ediyorum. Peki. Noyan Bey, sağ olun. Finansal Kurumlar Birliği Başkan Yardımcısı Zafer Ataman. Şimdi Müjdat Bey sizin söyleyeceklerini söyledi herhalde. Çoğunu. Değil mi başkanım? Belli. Bir de bize Denizli'nin bir faktoring kullanım açısından bir karnesini çıkarır mısın? Tabii. Bir kere birliğim adına herkesi saygıyla selamlıyorum. Müjdat Bey zaten temelde bizim nasıl başladığımızı 1988'de bir banka içinde, ben 85'te bankacılığa başladım. O süreyi de anlatmakta fayda var. Biz ne zaman yeni bir şey yapsak Denizli'ye gelip Müjdat Bey'e söylüyorduk bu nasıl gider diye. Finansal kiralama da aynı şekilde 1986 senesinde, daha sonra 88'de faktörünün, 90'da şirketleşme oldu. Denizli ile kat ettiğimiz yol bilhassa faktörün, uluslararası faktöründe çok geniş. Bize Türkiye perspektifinde de çok ciddi derinlikler kazandıran bir şehir. Gerek sanayicisi, gerek iş adamlarıyla beraber bir kere biz faktörünçüler olarak bu şehre medyum şükranız. Yani böyle bir yapılanması, ciddiyeti, Sayın Belediye Başkanım da belirtti, ahlaki yapısı çok ciddi ivme kazandırdı Türkiye ihracat faktöringine. O tarihlerden bugüne kadar biz nereye geldik? Biz faktöring sektörü olarak 120 milyar TL ciroya sahibiz 2015 sonu itibariyle. Bunun 24 milyar TL'si ihracat faktöringinden geliyor. Fiili olarak şu anda 8 milyar TL'ye yakın Türkiye ihracatçısına fon kullandırıyoruz. Bunun çok büyük bölümü gayri kabili rücu dediğimiz garantili faktöring. Yani yurt dışında herhangi bir risk geldiğinde tazmin garantisinde içeren bir faktöring türü. Bu kapıdan geçmemizde Denizli'nin gerçekten çok büyük payı var. Ben bir kere bütün Denizli iş adamlarına teşekkür ederim o yönüyle. Bugün itibariyle biz bu ürünü nasıl genişletebiliriz, ihracatta nasıl bir yol kat edebiliriz diye uzun süre Exim Bank'la görüşmelerde bulunduk. Sağ olsun Sayın Hayrettin Kaplan, Sayın Mehmet Büyükekşi'nin de çok büyük yardımlarıyla Exim Bank'ın Merkez Bankası Reskont kaynaklarına ulaşarak faktörün üzerinden ihracatı nasıl fonlayabiliriz bir plan yaptık. Bu plan neticesinde de geçen sene itibariyle uygulama başladı. Bana göre Türkiye'deki en ucuz kaynak, Türkiye ihracatçısının faktörün şirketleri vasıtasıyla da ulaşabileceği en ucuz kaynak. Bu kaynağı yine Denizli üzerinden çok rahat Türkiye satına yayabileceğimizi düşünüyoruz. Dolayısıyla biz kendi açımızdan
Denizli'ye hep gelmeyi sanki bir yeni başlangıç gibi görüyoruz. Önümüzdeki süreçte de Denizli'nin buna çok yardım olacağını düşünüyoruz. Tabii Türkiye'nin ekonomisinin de büyüme şartlarının da ihracatının gelişmesinde, sorunlarının aşmasında çok önemli etkisi var bunda. Faktörün sektörü olarak Denizli ile beraber Türkiye'nin tüm ihracat bölgeleriyle de iş yapıyoruz. Şu anda aşağı yukarı 16 tane faktöring şirketi uluslararası faktöring denen sistemde çalışıyorlar. Aşağı yukarı Çağatay Bey o konularda daha derin bilgi verecektir. Evet. 230 tane muhabirle çalışıyoruz. Bir sürü ülkeyle iç içe muhabirlik ilişkimiz var. Exim Bank'la bu sayı çok daha artacak. Ben şimdi bu kadar söyleyeyim. Peki. Süleyman Bey. Süleyman Kocasert, Tim Başkan Vekili, Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı. Süleyman Bey, bu organizasyona en çok destek veren kurumların da başında geliyorsunuz. Ayrıca da teşekkür ediyoruz. Yani biz de burada ağırladığınız için tabii bütün paydaşlara teşekkür ediyoruz. İhracatın tekstil, ihracat şehri Denizli artık herkes ortaya koydu. Sorunlar, sıkıntılar var. Malum tim olarak da hani ben de yakından takip ediyorum. Mehmet Büyükekşi aracılığıyla falan. Ne durumdayız? Bir iki cümle. Tabii ki. Buyurun. Öncelikle hem tim başkan vekili olarak ama aynı zamanda Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı olarak ev sahibi de sayılırım. Evet. Sayın başkanlarımızla birlikte ben size hoş geldiniz demek istiyorum ve böyle bir organizasyonun, böyle bir startın Denizli'den alınmasını da çok, başlamasını da çok anlamlı buluyorum. Bu bir tesadüf değil. Çünkü Denizli çok uzun yıllardan beri bazen Anadolu Kaplanı olarak anılmış. 1 milyar doların üzerinde çok uzun yıllardan beri ihracat yapmayı başardığı için ihracatın Süper Ligi'nde kabul edilmiş. Aynı zamanda da müteşebbis ruhuyla finansal enstrümanları kullanma konusunda yeterli iştahı göstermiş bir kent. 1000'in üzerinde kayıtlı ihracatçısı var ve Sanayi Odası Başkanımızın da ifade ettiği gibi Sanayi Odası üyelerinin de %65'e yakınını ihracatçı. Yani bu ihracatçı kimliğiyle aynı zamanda faktöringi de en çok kullanan kentlerden biri olarak böyle bir organizasyonun burada yapılması son derece anlamlı. Bir kere daha hoş geldiniz. Biliyorsunuz gerek jeopolitik etkenler, gerek yakın coğrafyamızdaki sorunlar, Euro-dolar paritesindeki dengesizlik ki Türkiye aynı zamanda Denizli olarak ihracatının çok önemli bir kısmını Euro bölgesine yapan bir kentiz ve ülkeyiz. Bu yüzden geçen yıl ne yazık ki ülke genelinde %8.7'ye varan bir ihracat düşüşü yaşadık. Ancak şunun altını çizmek istiyorum ki parite arındırılmış şekliyle bir 2015 yılı yaşamış olsaydık geçen yıl yaptığımız 144 milyar dolar ihracattan 12 milyar dolar daha fazla ihracat yapacaktık. Bunun da ötesinde emtia fiyatlarındaki gerilemeyi de dikkate aldığımızda bir 9,5-10 milyar dolara yakın da sadece ve sadece emtia fiyatlarının gerilemesinden yaşanan düşüşü hesaba katarsak aslında orta vadeli programdan çok büyük bir sapma olmayacaktı. Ama biliyorsunuz dünyada iyi senaryolar olduğu gibi kötü senaryolar da var. Şu anda büyümeyen, büyüme rakamları aşağı yönlü revize edilen bir Euro bölgesi. BRİK ülkelerinde bilhassa Rusya başta olmak üzere yaşanan krizler, resesyonlar ve dünyanın lokomotifi kabul edilen Çin büyümesindeki yavaşlama nedeniyle biz ihracatımızda göreceli olarak bir düşüş yaşıyoruz. Ama ben şunu en azından bugün Şubat ayı ihracat rakamlarına bakmış birisi olarak bütün kamuoyuyla ilk defa belki sizle paylaşmak istiyorum. Öyle sanıyorum ki bu seyir Şubat sonuna kadar devam ederse 14-15 ay sonra ilk defa cüzi de olsa bir artış rakamını kamuoyuyla tekrar paylaşacağız. Ben paritenin Euro bölgesindeki etkisinin gerçekten çok fazla olduğunun bir kere daha altını çizmek istiyorum. Ve bu nedenle şimdi bütün ihracatçılarımıza başta Denizliler olmak üzere sesleniyorum. Bizim 2016 yılından başlayarak önümüzdeki 5 yıl içerisinde dolar bölgesine ihracat pazar payımızı mutlak suretle artırmamız gerekiyor. Asya'yı sadece bir tedarik bölgesi olarak değil, aynı zamanda bir pazar bölgesi olarak görmemiz ve başta Çin olmak üzere burada da aktif tribünden sahaya inip aktif rol oynamamız gerekiyor. Denizli'ye baktığımızda biliyorsunuz Denizli demek ev tekstili demek, tekstil demek. Hazır ve konfeksiyon sektörü, giyim sektörü ve ev tekstili sektöründe ihracat birinci sırada yer alıyor. Ama ben şu anda hazırımın önemli bir kısmının finans sektöründen olduğunu dikkate alarak şu gerçeği
sizlerle paylaşmak istiyorum. Bundan 10 yıl kadar önce deniz ihracatının %75'i hazır giyim, konfeksiyon ve ev tekstilinden oluşuyordu. Geçirilen 10 yıl içerisinde bu ihracat %50'nin üzerinde artmasına rağmen deniz ihracatındaki genel payı %45'e geriledi. Bu sağlıklı bir diversifikasyonun göstergesi. Sektörel çeşitlenmenin başladığını, başta mermer ve traverten olmak üzere bilhassa kabloda ve orta yüksek teknoloji yatırımlarında Denizli'nin bir gelişim içerisinde olduğunun önemli bir göstergesi. Düşünün, 10 yıl önce havlu bornoz denince Denizli akla geliyordu. Hala bu sıfatını koruyor, bu unvanını koruyor. Ama genel 3 milyar dolara yakın ihracat yapan bir kentin artık tekstil ihracat payı %45'e kadar gerilemiş. %55'in üzerinde çok farklı sektörler. Başta bir kere daha altını çizmek istiyorum. Mermer ve traverten, ki ülkemiz dünya traverten rezervinin önemli bir kısmına sahip. Denizli'mizde Türkiye'de toplam traverten rezervinin neredeyse %70'ine sahip. Bu anlamda çok şanslı bir bölgeyiz. Sayın Belediye Büyükşehir Belediye Başkanımız belirtti. Birçok kişinin dikkatinden kaçar ama tarım alanında da oldukça geniş bir havzaya ve potansiyele sahibiz. Son cümlelerinizi alın. Evet, ve bu anlamda bilhassa kablo ve bakır sektörünün de hakkını yememek lazım. Ben öyle sanıyorum ki gelişmeleri de çok yakından takip eden bir kent olarak yine Türkiye ortalamasının üzerinde bir ihracat performansı sergilemeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. En sona sizi oturtmuşlar Çağatay Bey, evet. Değil mi? Finansal Kurumlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Çağatay Baydar. İhracat ve faktoring, ihracat faktoringi. Ondan sonra biz sizle bu konularda çok sohbet ediyoruz. Şimdi biz orada canlı yayında Denizli'nin ne kadar ihracat faktoringini kullandığını ve biraz da hani siz FCI'nin de uluslararası bir kurumun da başkanısınız aynı zamanda. Başkanlığını yaptım, şimdi başkan vekili. Başkan vekilisiniz. Buyurun. Sizle kapatacağız zaten. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. İhracat faktöringi ürünü sadece ihracatçılar için değil, bizim ülkemiz için çok önemli bir ürün olmakta. Çünkü ülkenin öz kaynaklarının yurt dışında açık hesap yapılan satışlar sonucunda kaybını engellemekte. Bizim ürünümüz garanti hizmeti veriyor. Yani yurt dışındaki borçlular paralarını ödeyemediği takdirde, iflasa düştükleri takdirde biz ülkenin öz kaynağını Türkiye'ye getiriyoruz. Hem ihracatçının parasını kurtarıyoruz, hem ülkenin kaynağını Türkiye'ye geri getiriyoruz. Bir defa bir garanti hizmetimiz var. Tahsilat hizmetimiz ile paralarının vadesinde ödenmesini sağlıyoruz. Özellikle Müjdat Başkanım'ın söylediği İtalya'daki geç ödemeler gibi. Geç ödemelerden dolayı ihracatçıların nakit sıkışıklıklarında düşmesini tahsilat hizmetimizden gideriyoruz. Üstüne üstlük finansman hizmetiyle ihracatçılarımızın işletme sermayesi ihtiyacını karşılıyoruz. Bu üç ürün finans sektöründe bir tek faktöringin şapkası altında. Bankalar kredi veriyor, Exim Bank kredi veriyor ve sigorta işlemi yapıyor. Kredi sigorta şirketleri sadece sigorta işi yapıyor. Faktöring şirketleri ise hem garanti veriyor, hem tahsilat yapıyor, hem de finansman sağlıyor. Üstüne üstlük bir de istihbarat hizmeti yaparak bilinmeyen firmalara ihracatçılarımızın örneğin Asya'da, Afrika'da, Güney Amerika'da tanımadık pazarlarda, tanımadık yerlere ihracat yapmasını sağlıyor. Dolayısıyla ülkenin ihracatının artmasında bana göre temel desteklerden bir tanesi oluyor. Dolayısıyla ülke yönetiminin, kanun koyucuların, ihracatçılara destek vermeyi hedefleyenlerin bizim ürünümüzü Finansal Kurumlar Birliği çatısı altındaki bu sektörü destekleyerek ihracatçıya dolaylı bir destek olmasını biz çok önemsiyoruz ve bugüne kadar da destek oluyoruz. Denizli ilk günden beri bizim ihracat faktöringinin en temel şehirlerinden bir tanesi. Bizim yaptığımız 24 milyar cironun %10'u gibi yaklaşık bir payı var Denizli'nin tek başına. Tekstil ihracatı, kablo ihracatı bizim çok önemli buradaki ve mermer ihracatında çok önemli işlevler sağlıyoruz ve açık hesap yapılan satışlarda ki biliyorsunuz Türkiye'nin 148 milyar dolarlık ihracatının %60 açık hesap. Yani bu açık hesap diyoruz ama bunun karşısında bir teminat yok. Bu açık hesabın
bir kısmını Exim kredi, garanti altına alıyor, bir kısmı kredi sigortaları, bir kısmını da faktöring garanti altına alıyor. Bunun haricindeki diğer kısım gerçekten açık hesap ve %60'ı gene bu rakamın Avrupa ve Amerika ülkelerine faktöringin çok kullanıldığı yerlere yapılıyor. Dolayısıyla buralardaki açık hesap işleri biz garanti altına almayı Denizli'den başladık. Çok destek gördük ve bu şekilde de ihracatçıların alacaklarına hizmet vermeye devam ediyoruz. İhracatın destekleyen bir ülke ve ihracata dayalı büyümeyi benimseyen bir ülke olarak da faktöringin bu büyümede çok kilit rol oynayacağını düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Bittiğim Çağatay Bey. Bir cümle şu anda biz dünyada 400 muhabirimizle 90 ülkede hizmet veriyoruz. Dolayısıyla tüm ihracatçılara sesleniyorum. Eğer tanımadığınız bir ülkede, tanımadığınız bir müşteriye mal satmak istiyorsanız lütfen faktörün şirketlerinden bir tanesine başvurarak istihbarat ve bilgi edininiz ve oralara müşteriyi bilerek bizim vasıtamızla mal sevk ediniz ki para kaybetmeyiniz diye sesleniyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum Çağatay Bey. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Evet efendim, Denizli'den seslendik sizlere canlı yayında. Burada panel devam ediyor. Muhtemelen de herhalde öğleyi bulacağız burada. Asıl bundan sonra daha soru cevap şeklinde devam edecek. Yayını şimdilik bitiriyoruz. Biz panele devam ediyoruz. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın. Thank you.